Dün akşamki de güzeldi ya. Bir daha tekrarlayalım. Ciddi mi? Bir Yakub idim kendi halimde yar yar yar. Elle daha. Elle daha. Bu teravih hakkında eğer bilgi almak isterseniz, bu da şöyle, diğer teravihlerden farkı birkaç imam arkadaşla birden kılınıyor olması. Her 4 rekatlık veya 2 rekatlık teravih bir başka imam tarafından kıldırılıyor ve her imam kendisine namazdan önce okunan ilahinin makamından namazı kıldırmaya devam ediyor. Namazların herhangi bir uzaması söz konusu değil. Ancak namazlar makamlara uygun olarak kılınıyor. Namazdan önce okunan Segah ilahi devamında Segah makamında kılınan teravih namazı. Sonrasında Rast makamında okunan ilahi, sonrasında değişen imam arkadaşımız yine Rast makamında teravih namazını kıldırarak devam ediyor ve Segah makamıyla bitiriyoruz inşallah. Daha azami 5 makam uygulanabiliyor. Aslında ikişer rekatlık dilimlerle kılındığında belki biraz daha makam sayısı arttırılabilir ama namazın süresi çok uzar. Buraya gelip namaz kılanlar devamlı burada kılmaya başladılar. Camimizin henüz ibadete açıldığı konusunda yeterince halkımız haberdar değil. Fakat yine de bir teveccüh var. Allah hepsinden razı olsun. Daha çok bizim Türk musikimize de uygun olan işte Hicaz makamı, Uşak makamı, Sabah makamı, Segah makamı. Arada biz de bir farklılık olsun diye Nihavend makamını uyguluyoruz şu an camimizde. Nihavend makamı, bugün Nihavend makamı uygulayacağız. Bazen ilk gün mesela ilk günlerde Acemi Aşiren uygulamıştık. Sabah makamını uyguluyoruz. Yani aradaki o Nihavend makamını koyduğumuz yer sürekli değişiyor. Makamları söylemişken Türk sanat musikisindeki makamlara karıştırmamamız gerekiyor. Bizim yaptığımız dini musikidir. Hicaz makamında bunca yıldır bir hiçliğe bıktım sana geliyorum şeklinde. Nihavend makamında Ya Rabbi aşkın ver bana. Yine sabah makamında kainatı döndüren ilahilerimiz. Yine Segah makamında zaten teravih namazının sonundaki okuduğumuz ıtrinin besteleri Allahümme salli diye okuduğumuz o makamla devam ediyoruz. Thank you.